49 gün sonra tekrar öğrencilerimizi görmenin sevincini ama buruk sevincini yaşayacağız. Aramızdan ayrılan öğretmenlerimiz oldu. Aramızdan ayrılan öğrencilerimiz oldu. Tabii okul başlarken herkes bunun acısını da yaşayacak. Biz altısında kalktığımızda eğitim öğretim başlayacaktı. 6 Şubat'ta öğrencilerimizle uğraşacaktık. Hatta altısında pazar gününden gelen öğrencilerimiz yurtlarda kalıyordu. Allah'a şükürler olsun ki binalarımızın sağlamlığı ve güçlendirme yapıldığından dolayı hiçbir yurdumuzda hiçbir öğrencimizin burnu kanamadan hepsi kurtarıldı. Çok şükürler olsun. Bakanımızın buraya gelip işte yaptığı toplantıda bundan sonraki süreci valilerimize bıraktı. Yani hangi ilçemizde okullarımız hazırsa, tamamen olmasa dahi mahalle mahalle, köy köy açılması konusunda valilerimizin inisiyatifi doğrultusunda açılmalar devam edecek. Yani bu 8 ilçemizin merkezleri çok zor. Merkezlerinde çünkü insanlar yok. Herkes çadırlarda. Yani okullarımız sağlam olsa da o okulları kullanmayı, merkeze getirmeyi, bu hafriyat içerisinde getirmeyi düşünmüyoruz.